Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Analitik geometri soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sorumuzla devam edelim. Başlayalım. Köşeleri A1'e 2, B noktası, C noktası ve D noktası olan paralel kenarın D köşesinin koordinatları. Peki arkadaşlar, biz paralel kenarı şöyle gelişi güzel bir paralel kenar çizdik. Paralel kenardaki ben bunu çizerken şöyle şeyi söyleyelim. Paralel kenardaki karşılıklı x'lerin toplamı karşılıklı y'lerin toplamına eşitti. Özelliği biliyoruz değil mi? Benim de bu sene üniversite sınavında soru beklediğim bir özellik aslında. İnşallah gelir. Yani paralel kenar ve analitik geometri bence çok güzel bir yeni nesil soru yazılabilir. Şimdi karşılıklı derken şundan bahsediyoruz. Şimdi A, B, C, D olan paralel kenarın. Ben sırayı şu şekilde yazıyorum. A, B, C, D şeklinde. Genelde ÖSYM'de aşağıdan başlayıp saat yönünün tersi şeklinde bu ifade yazılıyor. Şimdi A noktasını biliyoruz. 1'e 2 yazdım. 1'e 2. B noktası 4'e eksi 2. C noktası 6'ya 12. D'yi bilmiyoruz. Neymiş? X'e Y. Ne dedik? Karşılıklı x'lerin toplamı karşılıklı y'lerin toplamına eşit dedik. O zaman A ile C'nin x'ine bakalım. 1 artı 6 eşittir x artı 4. X artı 4. X buradan ne gelir? 4'ü bu tarafa getirdiğinde 7 eksi 4'ten x eşittir 3 geldi mi? Geldi. Sonra devam edelim. Neyimiz var? Y eksi 2 eşittir 12 artı 2. 14, 2 daha geldi. Y buradan 16 geldi. O zaman x'i de y'yi de bulmuş görmüyor muyuz? O zaman koordinatlarımız 3'e 16'ymış. D noktasının koordinatı. Var mı sıkıntı? Şöyle yazdık. Hem x'i hem y'yi gördük. Geçelim. Bir sonraki paralel kenar sorumuza. Geldik. Başka soruya. A köşesinin koordinatları yine aynı mantık. 3 ile 5'in toplamı. Bak yazıyorum. 3 artı 5 eşittir. 6 ile y'nin toplamına. 6 artı y. Y buradan ne gelir? 8, 6, 2. Y buradan 2 geldi. İnanmayanlar işlemi devam ettirebilir. Bunu çizdik. Peki x'e geldim. X eksi 2. A ile c'nin x'lerinin toplamı eşittir. Eksi 4 ile artı 1'in toplamına. Eksi 2'yi karşıya artı olarak getirdim. Şurada neyimiz var? Eksi 3'ümüz var. Doğru mu? Eksi 3 artı 2 geldi. Ne geldi buradan da? X eksi 1 geldi. Bunu da yazalım. X'imiz eksi 1, y'imiz 2. Neyi sormuş bize? A noktasının koordinatlarını. O zaman eksi 1'e 2'nin koordinatımız A noktasının koordinatları da diyebiliriz. Var mı sıkıntı? Yok. Geçtik. 39. soru. Şimdi 39. soru için şöyle bir baktık soruya. Şurada K'mız var. Burada da K'mız var. Bu orta nokta değil mi? Bakın gelin E noktasını nasıl buluyorduk? Gerçi de henüz daha A'yı bilmiyoruz ama ne yapalım? Önce A'yı bulalım. Eksi 6 ile 12'nin toplamı eksi 6 ile 12'nin toplamı D noktası ile B noktasının x'leri 2 ile A'nın toplamına eşit. 2 ile A'nın toplamı. 2'yi karşıya yolladığımda eksi 8 oldu. Doğru mu? 12 eksi 8. A ne geldi? 4 geldi. A'yı şuraya yazdım 4. Sonra şöyle rengimizi değiştirdik. 4 ile 10'un toplamı. 4 ile y'leri bulacağım. 4 ile 10'un toplamı eşittir. B ile 4'ün toplamı. 4'ler gitti. B ne geldi? 10 geldi. B'yi de yazdım 10 olarak. Şimdi 4'e 10 noktasıyla eksi 6'ya 10 noktasının orta noktası E noktasıysa ne yapıyorduk? X'ler toplamının yarısı, y'ler toplamının yarısı. Doğru mu? Sonra neredeyiz? Eksi 2 bölü 2'den E'nin koordinatları şuraya yazıyorum. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1, 20 bölü 2'den 10. E'nin koordinatlarını yazdık. Şimdi şuradaki kelebeğimizi biliyoruz değil mi? Bakın ben şöyle sarıyla çiziyorum. Şuradaki kelebeği şöyle hızlıca çizdim. Gördük değil mi? Şimdi bu kelebeğe göre sonuçta buraya T dersem burası 2T değil mi kelebekten? Peki arkadaşlar şu E noktasını şöyle yazamaz mıyız? Bakın sizin daha net görmeniz için şöyle çiziyorum. Şimdi E noktamız burada. Ne bulmuştuk? Eksi 1'e 10. F noktası burada. Bilmiyoruz. Ve B noktası burada. 12'ye 4. Şurada 2T'miz var. Burada T'miz var. Şimdi buraya dikkat. Herkes buraya toplansın. Burası tamamen bir oran orantı. Analitik geometri aslında değil. Tamamen oran orantı. Matematik bilgisi. Şimdi bak buraya. 12'den eksi 1'e kaç azalmış?
13 azalmış değil mi? 3T'de 13 azalıyorsa T'de 13 bölü 3 azalacak. Doğru mu? Peki 2T'de 26 bölü 3 azalacak. O zaman 12 eksi 26 bölü 3. 36'dan 26 çıktı. 10 bölü 3 kaldı. O zaman F'nin x'i 10 bölü 3 virgül. Renk değiştirdik. Y'ye geldim. 4'ten 10'a kaç artmış? 6 artmış. O zaman 3T'de 6 artış varsa T'de 2 artış olacak. 2T'de 4 artış olacak. 4 artı 4, 8. Var mı sıkıntı? Noktamızı bu sayede bulmuş olmadık mı? Şöyle gösterelim. 10 bölü 3'e 8. Var mı sıkıntı? Yok. Gelelim bir sonraki sorumuza. Noktalarından geçen doğrunun eğimi. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim y'ler farkı bölü x'ler farkı demiştik. O zaman hangisini önce aldığınızın önemi yok. Şurayı silelim. Hangisini önce aldığınızın önemi yok. Sadece hangisiyle başlıyorsanız onunla devam etmek zorundaydınız. O zaman ben örneğin 10 ile başlıyorum. 10 eksi 2 bölü eksi 6 eksi 4. Buradan ne gelir? 10'dan 2 çıktı 8. Aşağıda da eksi 10'umuz var. Sadeleştirdiğimde 4 tabii ki eksimiz var. Eksi 4 bölü 5 olarak bulunur. Geçiyorum direkt. Noktalarından geçen doğrunun eğimi 2 ise M nedir? Adam bize demiş ki MAB 2 demiş. MAB'yi nasıl bulacağız? 2 eksi M bölü 4 eksi eksi 2'den onu da yazalım şöyle. 2'ymiş. İçler dışlar yapıyorum. Şurası artı oldu. 6 kere 2. 12. 12 eşittir. 2 eksi M. M'i buraya aldım. 12'yi bu tarafa aldım. M eşittir. Eksi 10 olarak bulunur arkadaşlar. Buradan da şöyle işaretleyelim yeşille. Anlaşıldı mı? 42'ye geldim. Noktaları aynı doğru üzerindeyse bak şu cümle aha da çok önemli. Arkadaşlar aynı doğru, doğrusal yani bu tarz kelimelerimiz varsa bilin ki eğimler aynıdır. Niye? Çünkü bir doğruda bir tane eğim vardır. Biz x ekseniyle kesen doğrunun bir doğruyu x ekseniyle kesen açının tanjantını eğim demiştik ya. Aynı doğru üzerindeyse bir tane eğim olacaktır. O zaman gelin şöyle yapabiliriz. MAB A'yı nasıl yazdım öyle ya? Neyse. MBC hatta MAC bile diyebilirsiniz. Hangisiyle bulduğunuzun önemi yok. Amaç şu üçünden iki tanesini denklemi yazdıktan sonra cevap gelecek. Hemen lafa çok uzatmayalım lafları. Çözümü yapalım. Şimdi A 2'ye K noktası verilmiş. Eksi 1'e 4. O zaman 4 eksi K. 4 eksi K bölü. Eksi 1 eksi 2. Eksi 1 eksi 2. Eşittir dedim. BC'yi yazayım. Eksi 2 eksi 4. Eksi 2 eksi 4 bölü. 6 eksi eksi 1. 6 eksi eksi 1. Bunları yazdık. Renk değiştirdim. Çok kırmızı geldi gözüme. Şimdi 4 eksi k yine yazıyorum. Bölü. Aşağıda neyimiz var? Eksi 3'ümüz var. Şurada eksi 6'mız var. Burada 7'miz var. İçler dışlar yapalım. 7 kere 4 28. Eksi 7k eşittir. Artı 18 değil mi? 7k'yı buraya aldım. 18'i bu tarafa getirdim. 10. Her iki tarafı 7'ye böldüm. 7'ler sadeleşti. K ne geldi? 10 bölü 7 geldi. Bize de zaten onu sormuş. Var mı sıkıntı? Yok. Asıl olay şurası. Tamam mı? Geçelim mi? Tabii ki geçelim. 43. soru. Noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan doğrunun denklemi. Önce doğrumuzun denklemini yazalım. Örneğin x0 ve y0 noktası olan bir x0 ve y0 noktamız olsun. Bir de eğimimiz m olsun. y-y0 eşittir m çarpı x-x0. Bak bu formülümüz nereden geliyor? Hazır mıyız? Yukarı geldim. Bak. Nerede? Şurada bir şey gördük bak. Burada ben bak hazır 40'ı çözdük ama yine yazalım. Burada ben içler dışlar yaparsam y2 eksi y1 eşittir m çarpı x2 eksi x1 mi? İşte burada denklemi oluşturan y, denklemi oluşturan x. Bunları yer değiştirdiğimde aşağı doğru hop iniyoruz ve bu denklem ortaya çıkıyor. Ezbere son arkadaşlar. Bir dakikada formülü ezberliyoruz. Şimdi y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0. Şimdi ben o zaman eğimimiz var. Y eksi 2 eşittir. Şuradaki 2'den bahsediyorum. Eğimimiz 1 bölü 2 çarpı x eksi x'imiz ne? 4. Burada denklemi içler dışlar yaparsam yapalım.
2y eksi 4 eşittir x eksi 4. Eksi 4'ler birbirini götürecek. 2y x eşit olacak. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde y eşittir x bölü 2 denklemimiz olur veya bu şekilde de denklem yazabiliriz. Hatta x'i bu tarafa getir. 2y eksi x eşittir 0 denklemi de şıklarda olabilir. Haberiniz olsun. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Bu sayfada bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. We'll be right back.